Ben İlhan Billur. Kuru kahvecilik yapıyorum. 50 yıldır bu meslekteyim. Satışlarımızı etkilemedi. Çünkü zam geldiğinin nedeni Brezilya'da kahveyi soğuk almış. Brezilya şu anda yükleme yapmıyor. Kahve göndermiyor yani. Bundan dolayı da soğuk aldığı için ister istemez fiyatlar yükseldi. Daha önce 2500-3000 dolara aldığımız kahve şu anda 5500 dolar. Olmasına rağmen bulamıyoruz. Kahve bulamıyoruz yani. Bundan dolayı zam geldi. 2500'den 5500'e çıktı. 3000 dolar arttı kahve. Zam bundan dolayı geldi. Soğuk almış Brezilya'da kahveyi. Yıllardır olmayan şey olmuş. Yıllardır hiç soğuk almazdı yani. Çok az bir mahsulün çok azı yok olurdu soğuk alsa bile. Bu sefer %40 ile %60 arasında kahve mahsul eksik. Tabii neden kahve fiyatının yükseldiğini soruyorlar. Bizde dünya kahve ihtiyacının 1/4'ünü karşılayan Brezilya'da kahveyi soğuk aldığı için diye ikna ediyoruz müşterileri. Onlara söylüyoruz, izah ediyoruz. Satışlarımız bu sene daha fazla. Nedeni de yurt dışından gelen vatandaşlarımız, gurbetçi vatandaşlarımız 2 yıldır gelemiyorlardı. Onlar da geldiler. Kayseri'nin nüfusu da arttı. Bundan dolayı satışlarımız eskiye göre daha fazla, daha çok. Kahvenin şu anda kilosu bizde 80 lira, perakende satış fiyatı, İstanbul'da 90 lira. Bazı vilayetlerde 100 lira, 120 liraya kadar satılan yerler var. Biz şu anda kahveyi zararına satıyoruz ama şimdi bazı baş çeken firmalar var. Onlar yükseltmedikçe biz de yükseltemiyoruz. Onun için daha bu fiyat daha da yükselecek. 3000 dolar artış, biz 60'tan 80'e çıkardık kahveyi. Oradaki artış %87. Bizim artışımız %33. Henüz şu anda kurtarmıyor yani. Zararına satıyoruz ama başka çare yok. Bu müddet daha böyle idare edeceğiz. Yine mecburen yine zamlanacak yani. 100 veya 110 lira olur. Şu anda zararına satıyoruz ama bakın diyorum ya, örneğin şöyle söyleyeyim ben size. Kayseri'de Divan Pastanesi un mamullerinde baş çeker. Onlar bu açanın diğer mamullerin fiyatlarını artırdığı zaman diğer pastaneleri de artırır. Kahvede de böyle. İstanbul'da büyük bir firma var. O firma artırdığı zaman bizleri artırabiliyoruz. Yoksa artıramıyoruz. O artırdığı zaman biz artıracağız mecburen. Çünkü zararına satıyoruz şu anda. 5500 dolara kahve aldığım zaman yani bana 75-80 lira maliyet oluyor. Biz zaten 80'e satıyoruz şu anda. Yani 30 tane sigortalı elemanımız var. İş yerlerimizin kiraları var. Vergimiz var. Yani bizim aylık mesela 200-300 bin lira civarında her ay giderimiz var. Bunları karşılamamız için kar etmemiz gerekiyor. Yani çalışanların maaşı var derken yani en az 300 bin lira her ay bizim masrafımız var. Bunu karşılamamız için kar etmemiz gerekiyor ama şu anda kar etmeden satıyoruz yani.